Bunlar beyaz mısırmış. Beyaz mısırmış. Şöyle annem mısırı koymuş. Şöyle mısır haşlansın, onu akşama yeriz. Ay var ya, bayağı yorulmuşum şu zanne. Yoruldu zanne. Tabii gezmesi, iş işlediğinden değil de her yeri geziyorum. Şöyle kameram mı kirli dedeydim ama. Minnoşum. Ya dedim anam ben güverim. Hı. Ya fakara gömüyorsun. Yengen göre dikiye de yemyeşil her yeri yiyip yürüyor. Erken oluyor bu. Hı. Ben de ondan erken oraya gömüyorum nasıl. Şeye mi dikeceğim? Bunu neye dikeceğim? Fakır var orada, ona dikiyorsun bir. Tarlaya dikeceğim, tarla da olmaz anam sana. Şey tarlaya, onun bir kenarında domuz gazıyor. Geçen sene de diktin de domuz değil mi? Yedirtmedi o. Ben de diktirdim geçen sene. Bu sene gittiydim. Hiç gelmeyen yere koca yaz, onun orada domuz gelme dedi. Ben dikin sıra oraya gelmiş. Oraya gelmiş bir yola sen diktiydim öyle. İki üç ısmanak ekliydim. Öyle bir yere daha bak. Sen dikince bir o yengem oraya da mı gitmiş? Onu alıştırdım bir sardım ben. Allah Allah. Yetmiş domuz diyor. Bakın bakayım şöyle. Şöyle yeni bir video başlattım arkadaşlar. Şöyle annemi göstereyim. Annem soğan almış şöyle. Bu arada yeni bir videoma hoş geldiniz. Baksana. Nanelerim bile bilem burada olur bu. Anne bunları kessen sanki tazeleşecek ama naneler. Ama kessem dedi işte onun değil olmadı. Her yerin bir budağı şöyle diye. Kessen şöyle önceki ya gibi tazecik olur. Şöyle bir budağı diye yeniden olsun diye. Şurayı alıvacaksın şöyle şu taraf her aşağıya. Yerim, maşallah. Keseceğim orayı. Bak güzel bak susuramışım. Yürü. Minnoş çekil gel. Gel. O da acıkmış, poşetle götürünce orada yiyecek sandı herhalde. Devamlı boğazını düşünüyorum. Şöyle annem güveri soğan almışmış. Demin annemle onunla gülüşüyoruz. Geçen sene de böyle dikti de hiç domuzdan alıp da yiyemedik değil mi anne? Sonra midemiz de sinmedi. Ondan sonra sulamadın, gurudu gitti. Karnın sırada ellemedi. Ondan sonra midemiz de çekmedi artık domuzlar gazınca. Bir yol tabi burayı bırakmış da Gülsün yengemin oraya dikmişmiş. Annem soğan almış da bir yol oraya gelmiş domuz. Taşla. Soğanlar kurumuş da biber. Gelin dedim. Ne olsun sen böğürceyle su saracaksın oraya dedim. Ben de dik dedi o da. Gittim. Baya böyle bir hal üstü ettiydim. Ismanağını, her şeyini. Aynı şeyler, çapalamış yenge diye. Orası gelmiş dedim ben. Gelmiş diye. O senin şanstan mıymış bilmem. İşte öyle. Yapacak yok kare. Yengemin bu aşağı taraf, beri tarafa aşağı da geliyor da aşağıya gitmiyor herhalde domuz değil mi? Gelmediydi onun orada. Ama aslında oradan ta köşeden çıkıyorduğunda domuz orayı daha yemeli bulur aslında ama demek ki orayı ellemeyik yani. Annemin eli oraya da varınca annemin elinden herhalde gari bu domuzlar. Domuzları sevdiğim ben değil mi? Ay Allah. Hanım da böyle yukarı çılgın olsun. Gördüm bunlar ufacık o kırmızı soğandan da öyle güverim. Ona diktim bir de oraya dikiyordum o da olmuş. Dikiyordum olacak kardeşim. Olacak da işte domuzdan şeyden suyu verdikten sonra olacak da. Sarmaya marmaya doğru. Endele yukarıda durursa belki. Baban kuru soğan yemeye indi bir sarma edecek olsak böyle yeşillik yiyor. Kaça aldın güveri yani? 50. 50 lira ki 1 kilo mu? 1 kiloydu. Kaba verdim işte böyle bir kaba dik dedim. Zaten iki tane, üç tane öyle olsa zaten hani sarmaya, dolmaya babam kuru soğan yemediğinde sarmada, dolmada. Annem yeşil soğan böyle bulundurur. Yeşil soğan işte. Tamam. Bir su verin buna ben indi öyle. Annemin kışlık, güzlük soğanları hazır. Hazır olsun anam. Öbür kalanını niye dikecek? Bakalım onları işte yer edersem orada dikeceğim. Şeye mi? Bahçenin içine. Orada bahçemiz var ya. Az çok diye aban gene göm anne ora diye. Biz diye baksa geldiğimizde diye. Şimdi orayı çevirecek miyiz? Burayı. Çevirelim mi orayı çevirecek miyiz Tella? Bir karara varamadık anam ne bileyim ben. Orada bir karara varamadık. Valla şimdi soruyoruz. Domuz hani tel de çevirseniz domuza bir çare yok. İçine girer. Teli kırar derlermiş. Biz telle çevirelim dediydik şöyle sebze yatağını. Boşa diyorlar. Domuzun uçu çevireceğiz. Biz zaten domuzun uçu çevireceğiz. Domuzun için zaten. Domuzun için şöyle çevirelim. Şu
Arkadaki şöyle zeytin aralarına şöyle bir yer yapalım, şu köşeye yakın olsun dediydik ama. Pazarlığını ile ettiydik. He. 13 liraya mı 14 liraya mı yapacak olmuşuz? He, pazarlığını da yaptınız. Kaçtı, döktük, etti. Bir yol dediler, eğer domuzun uçuysa boşa dediler. Öyle. Hanım, çünkü domuz teli de gırar şırkarmış. O sürü gibi geldi miydi herhalde. Onu da gırar şırkarmış. Nerler açılmaya başlamış. Baksana hep zemin oldu. Bura bak döküldü olanı. Bir huncaz var. Bu da açılmasa. Bundan var şey edin. Bir daha gele sağa sen olur bu. Bundan kışa konuyor. Kışa mı? Ha, olur. Bak bu güzelmiş. Bak şunu alalım yiyelim. Ye. Böyle tam işleri de olmayık ya. Hanginin olup hanginin olmadığını bilemiyor. Hafif şöyle çatlak olsa. Buncazlar susuz. Bunlar sulanır mı? Gene de buna sibonuyla koymalı diyen. He. Bunu çünkü babam şey yapıyor. Şu burada tavuklar burada bunun altında yatıyor ya. Altında yattığı için şey. Onlara su yanmasın diye babam su salıyor. Onun yanında nara da salıyor. Öbürküne de salıyor derken bu ondan suyunu almış. Bunlar sadece böyle. Diğerleri hani gördüğünüz gibi bak. Diğerleri hep çatlayık narlar. Şu kurumuş zaten. Su da kurumuş. Yani başında narları bile kurumuş onların artık. Başındaki narlar. Çünkü su yetmeyince bu sene. Bu seneye kadar bu kadar susuz kalmadıydı hiç burası. Minnoşum. Şurada da var bir çatlak. Şurada da var anne bir çatlak. Şunu da alsana. Çatlak olanların içini göre göre alayım. Öbür günler daha dur. Bak şunu da alıver. Minnoş. Ayağımın altını üstüne basacağım ama ha. Daha acık daha olsunlar. Böyle tıkır tıkır daha işte ya biraz şöyle gör. Maşallah. Göre göre. Şey varmış bunda. Ha. Yeter ki götür hanım bir bak. Maşallah güzelmiş bu. Arkadaşlarla da yersin. Geliş gidiş böyle üçer beşer derken öyle arkadaşlarla okulda yeriz. Götür hanım götür gidersin. Datlılar da varsa onu alalım. Datlılar da beynlerinde var mı orada? Belkonda var. O çabuk biter. Kaldı. Ondan alalım da. Hadi gel. Acık daha olsun. Böyle içi böyle daha ekşi gibi şey gibi oluyor ya. Öyle de sevmiyorum narları. Ekşi oluyor. Birazcık bunlar böyle bekledim miydi? İçi böyle kıpkırmızı. Sulu sulu oluyor ya. Öyle güzel oluyor. O zaman var hanım da yalnız buna sifonu koyacağım. Ha, aynen sifon mu koyacaksın? Gari hiç atlamaz hiç olmazsa. Bir buncağız var zaten. Sulu. Ne oluyor? Birbirlerine bak, şey kavga mı ettiler? Şimdi şey Zeynep aradı da anne geliyorum ben dedi yoldayım dedi az kalmış otobüste inmek üzereyim dedi. Zeynep köye geliyor bu hafta da şey akşam beraber döneceğiz. Şöyle biraz nar toplayacağız giderken Antalya'ya götüreceğim ben de. İyi olmadı bu sene. Akşam Fatma Nur'un doğum günü var diye. Ondan. Dökümler var. Şöyle. Zaten bunlar da kalmamış. Ha dökülmüş anne. Şu beyin ağrılarından alalım. Bunlar çabuk geçiyor. Şuraya koyayım. Arkadaşlarla yersin sadece orada. Ama mı yemeği bari? İşte yemek saatinde falan yersek. Ayrıyetten durup da yemeyiz de. Benim Ömer de böyle ayıklar da şey yaparsam Ömer çok severler. Ayıklar da böyle tabağa koyarsam böyle karıştırır azıcık tuzlarsam böyle kaşık kaşık yemeyi çok sever. Onu da fırsat buldum bu ayıklar koyarım ama bazen de yorgunluğu olup hepsinden geçiyorsun. Bunu aslında şöyle geniş zamanın olacak ayıklayıp tabii böyle saklama kaplarına koyacaksın. Geldikçe yerler de
Bu sene susuzluktan bunlar da doğru dürüst şey değil. Narlar da tam değil. Bir o evin önündeki nar var. Diğerleri hep şey. Çok güzeldir ama kaç para? Sürdüler. Yeter bir daha geldiğimizde ağacını topladığın gibi olmuş. Hadi gel. Şöyle şu gücükler var. Onlar da içi belki daha tam olmamış olabilir. Şöyle koyalım. Bir daha gelişimize bir daha götür saftayı. Öyle öyle lan götür her zaman. Olduk diye ve tekrarla. Bunu da suladı olan hanımla. O biri sulandı zaten. Sulamayınca olmuyor işte ha. Değil mi anne? Tamam zaten. Şunlar da beyin arı. İşte dediğim gibi bunların da olgunlaşması lazım. Bunlar gök gibi daha zaten. Sabahleyin sen oraya koymuşsun ya hammayı. Ben onu zannettim. Şeyden Güsu yengemin aşağıda hamması var ya. Güsu yengemin hamması herhalde dedim ben de onu. Ondan sonra dedim bir tanesini yiyeyim dedim. Bir tanesini yedim kızım dedik. Sen hamma var orada ye dedik. Sonra anne yedim onun birini ben. Ne Güsu yengem mi? Ya dedi evin önündeki bizimle. Nerede bizim hamma mı var dedim ben de. Ulan bir sene suradı bunu öyle. Yakın oldu bunlar. Baksana bir sürü de hamması var. Küçüklü tutmuş ama olsun sabah, varsın. Sabah böyle şey götürdüm kucağımına. Bak kalan da eriyormuş hemen. Bak ufaklı mı ufaklıymış ama olsun varsın. Kendi bahçemizin. Kendini kadar şey zaten. Kendi küçük ağacı küçük zaten. Bizim şurada iki tane vardı daha önce şu arada. Onlara oraya su varmayınca değil mi anne? Koca kocaydı daha kurudu. Çok olursa diyordu. Geçen sene aldım durutmam başında diyordu. İkisini de ona götüreceğim bunu diyor. O da şevk etsin galiba. Oncağızın burada emeği çok. Onun emeği çok. O ağaçlarda şeylerde sürüyor ya sağ olsun traktörle. Bir dediğini iki etmiyorlar. Yine sağ olsunlar. Anam, genelde olmasa... annem gül derler Ülker burası sürülecek mi? Hemen ablam enişteyi gönder bir bakarsın. Ertesi gün neresi sürüleceğiz? Hemen enişte sürer hiç sessiz ne yapsın? Anam, gene de sağ olsun. Allah razı olsun. İşten geldim. Bir fırsat buldum. Bu uydu hani. Düğü gün olacaktır. Ben de ondan derim. Ben dur bakalım derim. Çocuklar ne zaman müsaitse der. Annem de bazen şey yapar. Babam da canı tes. Hemen oldum. Hı dedim. Hemen olacak babam. Herkes duramıyor ya. Ama herkesin işi gücü oldu muydu? Bazen denk gelmiyor işte. Herkes duramıyor. Fırsat buldum muydu zaten onlar da yaparlar. Minnoşum gel. Gel tatlım. Gel tatlım benim. Annem. İyi. Kanki de geldi senin. Hayır böyle arkamızda önümüzde geziyorlar ama bir kere de ısın sevdirmez kendini ya. Bir kere de bak şimdi yanına yanaşacağım. Yine kaçacak. Annem gel. Gel. Al. Mama. Mama vereceğim. Al. Al. Al mama. Kapsın. Al. Bak bak hemen pati kalkıyor havaya etti. Hemen tırmalayacak. Yok. Yok sevdirmeyecek kendini ya. Tırmalayacak. Hemen pati havaya kalkıyor. Çünkü sevilmeyi bilmiyor. Bir dokunmayı bilmiyor. Dokundurtmuyor kendine. Ama yanımızda tarlada bizi yalnız bırakmıyorlar. Babamı yalnız bırakmazlar. Gidelim. Ev üstüne çık çıkarlar. Annemin şöyle son tarlasını bir gösterelim mi size gar? Tarla marla da hiç sebze bir şey kalmadı gar. Zaten doğrudur bu sene sebze mi alabildi. Domuzdan bir taraftan bir yağmur yağdı. Tolu çırptı değil mi anne? Ha, öyle oldu anam. Bu sene tolu yağdı ya. Öyle oldu. Ondan sonra bir de yanlış ilaç atmış babam da fazla cana. Öyle de bir yaktı derken domateslerden geçin hiçbir şey anlaşılmadı zaten. Hemen çubuklarını yumuşacık söktüydüm. Bak şimdi buldum. Geçen bir yağmur çilenmişmiş. Annem hemen çubuklarını sökmüş öyle bak. Dikerge iyi oluyor anam da yol arka zor. Yersin de abanı temizleyeceğiz bir gün. Abanı diye bir gün ben de geleyim diye. Ablam da öyle diyor. Bir gün beraber gelelim de temizleyelim yardım edin diyor da babam da. İşte oncağızımın da marketi olduğundan o da çok duramıyor. Endenler güzlenecek anne. Bir sırayı suluyorsun. Hiç sökme endeni değil mi? Orada açık gübrem var. Unutmasam da atılsam onu çıkıyor. Baksana. Şuralardan gözlüm şuralardan çiçek açmış. Bak, çiçekler var orada bak. Bak, bak bir şeydi ki dene 3 tane. Bak bir denesen de ha ama depelendi de. Ha depeden kesiyorsan o aşağıdan fışkırsa mı diyeceğim. Kestim diye aynen.
Ya diye akıl verdiler diye bildiğime gitmedim diye. Hazır kın da kurudu diye olmadı diye. Ha, depelerini kesmişim işte. Kes şimdi diye. Öyle ben de düşün depesini kesti ama depelerinde de şöyle bak şeyleri var. Kaç tane bak, çiçek var bak. Bak kaç tane tepesinde. Neyse kesme. Yeni ilaç attık onun faydası olmuş ana. Bir daha atam diyeyim mi? Bak yeni tutacaksın diye. Bunlar kışlık olur, güzlük olurlar değil mi? Oyraz olmak geri olur ana. Bak. Bak sonradan geri tutacaksın diye uğraşıyor bak bunlar. Gelmiş doğru bak. Bu burada hava suyuyla içmiş diye. Bak, yeni gelmiş. Bak. Yeni gelmiş bak buralar. Buraları gazmış gene domuz. Hayır koca cüsseyle ne işin vardı o kadar yeri kazıp da. Vallahi billahi ya. Vallahi yetti bitti bir domuzun da çıkasıca. Bu sene buraya ilaç atamadık ya olanı dökülmüş. Anne hakikaten başında yok zeytin diyedik olduğu gibi yere inmiş ya. Varım tamam var yok değilmiş de kurumuş. O abi susal diye dedim sabah damlamaları. Hep durur, dibine durur, dökülmüş. Dibine. Hele şuraya bak. Hadi ya aman da küş bakınıyoruz ama dedim onunla uğraşın diye. Olduğu gibi yere inmiş zeytin. Nereye toplayacağım? Topla da diye bir yere koy diye onun ötekine karıştırıyoruz diye de ona baksana. Başında da var biraz da onlar da şey. O da vurmuş. Vuruşmuş, kurumuş annem susuzlukta. Geçen sıra suyunu çektik ya. Ondan. Bak şu aşağıdakilere çok su varmamış. Bak onların zeytinin ağacı belli. İşte su varmadığından ağaçları bile şey olmuş bak. Her şey suyla ya. Yarın da bunlara saracak. Salam baracık acık diye. Susuzluktan zor. Gene hiç olmazsa damlama mamlama da olsa ona gene onun faydası olur annem. Biberlerimizin ta yarı olurdu şimdi. Her yer biber olurdu. Şimdi öyle değil mi? Zeytin zamanı bile annemin normalde böyle kırmızı biberleri başında öyle dökülür kalır. Ne yapardık? Zeytinden geldik mi tarladan hani pakırımız şeyimizi alır gelir. Toplardı. Sobanın üstüne bir döşerdik. Şöyle biber patlatması olurdu. Pek güzel olurdu mesela. Kuzinesine patatesle soğan koyardık. Hani o bizim pratik yemeğimiz olurdu akşam. Aynen. Öyle diyelim. Hazır yemeğimiz. Aynen hazır yemeğimiz. Hemen kuzinesine patates soğan atardık. Buradan da patlıcanmış biberleri de toplar gider üzerine de yayardık. Kahvaltı gibi çayla bize hazır yemek olurdu. Köy yerinde öyle işte tarladan geldin miydi? İnsan yemesinden içmesinden bazen geçiyor. En pratik nasılsa o. İnleşim. Ya hadi lütfen bir kere seveyim. Bismillah. Sanki bir şey var. Allah Allah. Kaçışı görüyor musunuz? Kaçışı görüyor musunuz? Elletmeyecek gene. Oyun oynayacak. Hayır ellettirmiyor ya. Ellettirmiyor. Bir kere ellettir değil mi? Bir kere seveyim. Evet. Anam pançata da bir yere. İsmi? Benim bizim. Eşek kereta. Eşek kereta seni. Sevmiyorum işte. Kendi kendine oyun yaratıyor. Bir öte koşuyor bir beri koşuyor. Şunarlar da sulanmadı anne değil mi? Bunlar da şey. Bunarlar da sulanmadı. Bunlar da çıkayım. Bu sene böyle satıma yarayan çok fazla nar yok. Şu bir denesine varmış yalız. Şu güzel. Şu bir denesine gelmiş. Bak buna varmamış. Bunları da çokmuş ama buna su varmamış. Öbürküne kaçıntı da olsa su varmış. Bunun da çok narı varmış ama. Ne bileyim bir tarafı kurazlı mı şey mi? Baya narı da varmış ama bu su görmemiş. Hastalık mı var ağacında? Hastalık var onun. Öteki iyi mi? Onda iyi salsa birini. Parlağının birini alalım bakalım. Hani içini de görmeyince göktür ya da. Ersin de bir daha hafta yalan. Şimdi bunların içi daha böyle gilicir gibi olur diye ondan şey yapıyorum. Beynarı önce eriyor ondan aldım biraz da. Böyle böyle olurdu bunun içi burada öteden. Baksana gilicir gilicir olmuş. Gence bu hastalık ya da lan. Vermiyorum kanla. Neyse. Baya çok da nar varmış başında. Edebilirsem edeceğim valla. Edemezsem şey yok. Edemezsen de hiç kendi işe yapma ya. Şey. Kolay da değil. Onları topluyorsun da. Narı içekliyorsun da nar ekşisi yapmak. Nar ekşisi yapmak bir şey değil de. Sabahtan akşama kadar kaynatması sıkıntı. Onu daha ya babam ya ben oldum. Bak fesleğen tohumu. Bu da fesleğen tohumu.
Böyle bunun tohumunu atsan kışa çıkar mı ki? Çıkar. Çıkar mı kışa? He. Biberi içine, biber tohumunu dün aç kaldım da atıl dedim. Aldın mıydı içine? Hani kışın çıkar mı, bir yere atsan öyle? Bilmiyorum anam onu bari. Sıcak ya da çıkar. Galiba. Sıcak olsa çıkar değil mi? Çıkar çıkar. Çıkar. Hepsinden edesimiz geliyor. Hepsinden edesimiz geliyor da güç yetmiyor. Vakit yetmiyor. Bir o kadar daha gündüz olsa bir o kadar daha çalışılacak yani. Of. İnsan da yoruluyor bazen. Bunun başında ceviz yok değil mi? Öbür cevizlerimizde ceviz var mı? Geçti mi cevizler mi? Ağacı kurudu değil mi? Kurudu kız. Niye öyle oldu bilmem. Su da saldık ya, kere etmedi. Ağacı kurudu ha? Herhalde kuru ağacı. Ha, dönmüş annem ya. Ben yumuşturam bari. Dün ben sivon attım. Baya bir saat ile nakattım. Abu, ele gelmiş şey. İşte bu sene susuzluktan. Abu. Baksanıza şu. Şu kocaman olduydu aslında ceviz ağacımız. Baya 7-8 senelik vardı. Ay, üzüldüm şimdi. Takip ediyor, hem kendini sevdirmiyor. Eşek seni. Kerata. Şurada bizim şey. Camaken yapıyoruz ya Bahar. Orası camaken yatağımız. Bak babam bunlar sulamış. Suladığı halde zeytinler daha hala buruşuk. Böyle güzel bir zeytini olan ağaç yok hiç. Hep buruşuk zeytinler. Bu sene zeytinlerin hepsi yağa gider. Böyle çok satıma gideceğini düşünmüyorum. Yani kaliteli zeytin çıkacağını düşünmüyorum. Anne gene de bunun ağacı kurumuş mu bilmen. Ha. Tüh. Ağacı kurumuş anne herhalde. Bunun hiç yaprağı yok ya yeşil. Ha, öbürkünün dalları yeşil bak. Böyle filizi var. Şöyle filizlerinden daha yeşerecek olan var anne de. Aa, bu öyle bir şey, aynen öyle kestirilecek olmazsa. Vallahi koca ağaç kurumuş. Şöyle iki ev boyunda var. Vardı bu ağaç. Başında ceviziyle beraber kurumuş. Şu da, şunun da şöyle iki dalı kurumuş arada. Onu ya kurumuş bilmem. Geçen seneden de vardı bunda. Ya bir hastalık var onda. Tüh. Yazık olmuş cevizlere. Tüh. Hayır, hem kendini sevdirmiyor hem de ben nereye gidersem arkamda geliyor bak. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle bir kafasını bir okşat değil mi? Şöyle bir sevdir ne olur sanki. Değil mi? Pisim. Pisim. Pisicim. Hani benim pisim. Kaç. Kaç. Kaç hemen. Ama çok tatlı değil mi? Pisim. Hani benim pisim. Bunun bakışı daha bir farklı bir gün. Bu biraz şey, bu bizim kediden yani beyaz olandan daha şey bu. Nasıl diyeyim? Böyle bir şey, yemek türü, ekmek türü bir şey koyup hemen koşturuyor bu yemeği. Hemen geriden alıp kaçıyor ama öbürkü hiç ellemez. Öbür beyaz olan, biz elleme dedin miydi onu elleyip de yemez, asla yemez. Bak sen koymayınca yemez ama bu biraz hıyanat geliyor. Bu biraz tekçel geliyor. Öyle derler bizde, hıyanat tekçel. Şunun rahatına bir bakın. Hele bir bakın. Şunun bir bakışına bir bakın. Pıs pıs pıs. Ne oldu? Ne oldu? He? Ne bu mu dedin? Korktun mu telefondan? He? Neyse hadi rahatsız etmeyeyim hadi.
Ben gideyim eve, sen de arkamdan gelirsin zaten. Tıkı 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 tıkı. İşte bunun asilliğine bak. O da kaçtı. Neyse. Şöyle bahar geldi miydi? Buralar her yer yemyeşil olur da şimdi artık her yer tıkır tıkır. Kuru ot. Taş. Hoppa. Bura tavukların gündüz kümesi gibi bir şey. Burada serin serin. Suları burada. Yemleri burada. Böyle. Değil mi, ne güzel olmuş. Yelma gibi. O şöyle evin önündeki fazlalık ağaçları diyor. Bu meyve düzen değil de. Buna baksana. Vallahi ne güzel. Kesen de göreyim. Bak maşallah. Annemin çocukları bunlar. Abamla benden geri. Ablamın çocukları bir sürü en sırada çocuk gibi de bakıyorlar. Babamın da öyle. Maşallah. Bunlar çocuk gibi bakılıyor işte. Bakmadın mıydı bak. Bakılan ağaç bu. Meyve veren ağaç bu. Bakılan bak. Su olsaydı şu da bakılırdı. Bak bakılmayan ağaç da bu. Hiç su görmeyen bakın. Bakmadığınızda da böyle. Gördünüz mü? Bak, bakmadınız mı aynı böyle olacak. Size direkt bir örnekleme olarak gösterdim şöyle. Bakın buna da birkaç sefer salınmış sanki su ama sonra babam hani zeytinlerden şey olsun diye bunu da sulamamış. Çünkü birazcık kendine gelmeye başlamışmış narlar. Buna da su vermemiş mesela babam. Bak şunları falan atacağız. Bunlar tavuklar yiyecek gar. Bak. Gördünüz mü? Bunlar açlık. Çok şey olanlar tavuklar yiyor bunlar. Çünkü bakılan ağaçla bakılmayan ağacın arasındaki fark. Yani böyle. Ya sen beni her yerde, hayır sevdirmiyorsun, her yerde takip ediyorsun. Git. Git kızdırma beni. Sevdirmiyorsun kendini. Oyun oynuyor. Neyse bakalım. Sevgili arkadaşlarım. Şimdi ben nar topladık. Onu akşam giderken götüreceğim. Mısırımız da haşlansın. Zeynep de geliyor. Ablam gelin orada oturur. Oradan yer geçer gideriz Antalya'ya. Şöyle bakın. Bu da rahmetli Hüsnü'nün cihazım bunu. Babaanne cihazım da böyle ağaç dikmeyi çok severdi ya. Böyle küçücük küçücük artık böyle 102 yaşında vefat etti benim babaannem. Son bir sene iki senesi falan yatalak geçti ama aklında hiçbir şey yoktu. Böyle dışarıdan küçücük böyle kovaları dolduru gelirdi. Getirir bunun dibine dökerdi. Portakal olacaktı. Portakalı yiyeceğiz diye. Mesela hani ağacından koparıp da yemeyi, kendi üretmeyi hani çok severdi rahmetli babaannem de. İşte gelin kaynana toprağına çeker derler ya. Aynı annem de. Kaynanasına çekmiş yani bakın. Bu narlar da öyle gördünüz mü? Eğer ki bunlar sulansaydı dünyanın narı olurdu. Şöyle. Bakın bunlarlar da öyle hep açık. Şöyle bakın çürümüş içleri açılmış çürümüş. Bunlar hep tavuklar yiyecek artık. Bak şunlar şöyle hep yere atacağız. Bunlar tavuklar yiyecek. Tavuklar da bu şekilde attığımız zaman şey zaman hani öğlen arası böyle canları bir şey istedi mi onlar da meyve ağaçlarının dibini gezi veriyorlar yiyorlar. Onlar da karınlarını doyuruyorlar. Bak. Şu dökülenler var ya annem böyle bazı atı atı veriyor böyle çatlayanları. Tavuklar yesin diye. Bak. Böyle. İşte bakmadın mıydı böyle aziz Allah. Akşam ezanımız okundu. Arkadaşlar bu videoyu burada kapatayım mı? Birazcık şöyle size ezan sesini dinleteyim. Akşam ezanımız hızlı okunur. Ondan sonra videomu sonlandırayım. Bunlar da çok suyunu almamış. Susuzluktan her şey. Sulamayınca da olmuyor işte. Babam da geldi. Babam da bahçe sulanacaktı. Hüseyin abi bahçeyi sulayacaktı. Oraya gitti herhalde. Baba sulanmış mı? Sulanmış mı? Suladık kızım. He. Tam
Bir tanka tıkladı, kadara denk geldi. Tam denk mi geldi? Şey ya baba, diplerini çapaladık ya, azıcık fazla evet. Gitmiş olabilir. Eğer iki tanker vuracak, bir daha suyu alacak. Haftaya bir daha sulansın baba. Şeyse haftaya iki tanker çok gidecek. Bir tanker de az gidebilir dedik biz onu, çünkü diplerini çapaladığımız için. Şeyse haftaya bir daha su. İki. Bir tanesi kurumuş tam. Bir tanesi de acık kuracak gibi. İki gördüm ben. Niye diyelim? Kurumuşsa bir daha dikerdi yerinden ama. Öyle. Öyle annem bakalım. İkişer tanker doktoruz. Seneye ikişer tanker olabilir. Bu sene can suyu sık sık sulayalım dedik. Yeni diktiğimiz zeytinlere. Haftada 10 güne 15 günde bir sulanıyor da. Bakarsın görünmez olur, yarın koca koca ağaç olur işte. Bu aynen aynen. Tabii. Şöyle annemin zeytin çuvalları bakın burada. Kışa hazırlık fırsat buldum. Uydu hala annemin çuvalları orada. Bunlar hep yaz gelecek. İşte dikiyen fırsat buldum. Fırsat buldum. Uydu annem dikiyor orada. Fırsat buldum mu kışa hazırlık. Yani işçi bulduk mu annemleri. Tabii illa yaz gibi böyle olur. İşte onda bu sene çok dikemedim de gene de dikeceğim. Babam getirmişken o yüzden bir çuval. Çuval mı? Fırsat. Bunları bir yıkayacağım. Bir gün şey nasıl oldu iki zemki? İyi bakalım annem. Demirler. Çünkü akşam de ezanında okundu. Hoppa. Fokur fokur kaynıyor. Bu yarım saat 45 dakika ile bir şeyler galiba burada değil mi? Olursa bir şey. Benim Zeynep arıyor. Zeynep'i bir açayım. Arayayım. Bu videomu da kapatayım arkadaşlar. İnşallah. Bir dahaki videolarımda görüşelim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.